Merhabalar. Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel sosu ile yoğurtlu bulgur köftesi tarifi paylaştım. Çok güzel, çok lezzetli oldu. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Tarifimizde 2 su bardağı köftelik bulgur kullanacağım. Bu bulguru esmer de kullanabilirsiniz, böyle sarı da. Yarım çay bardağı irmik ilave ediyorum. Şimdi bunları bir karıştıracağım. Bulgurun üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edeceğiz. İkinciyi de ilave ediyorum. Zaten hemen suyu çekiyor. Karıştırıyorum. Şöyle bir 10-15 dakika suyunu çekip kabarmasını bekleyeceğiz bulgurun. Beklettim. Bakın çok güzel suyunu çekti ve çoğaldı. Kabardı bulgur. Öncelikle bir karıştırıyorum. Bu tarifimi özellikle yumurtasız yapıyorum. Çünkü bir tane kanalımda yumurta koyarak yoğurduğum bir tarifim var. Hep soruyorlar yumurta kullanmasak olur mu diye. Tabii ki olur. Hemen şimdi diğer malzemeleri ilave edelim. Birer tatlı kaşığı biber ve domates salçası ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı da kırmızı toz biber kullandım. Şimdi bunları bir yoğuracağız. Tabii ki unu daha sonra ilave edeceğim. Öncelikle bunları iyice bir yoğurup böyle çiğ köfte kıvamına getirmemiz gerekiyor. Böyle birbirini tutması lazım bulgurun. Yani Yumurta da kullanmadığımız için biraz daha fazla yoğurmanız lazım. Arada bir su koydum sertleştikçe ama çok fazla değil. Gördüğünüz gibi böyle elimle Bakın şimdi oldu. Unu ilave edeceğim. Bir çay bardağı un kullandım ama ben yine de önce yarısını ilave ettim, biraz su koydum ve yoğurdum. buraları da gösteriyorum ki bazen hani dağıldı benimki diye yorumlar geliyor. Bakın benim yoğurduğum gibi çok iyi yoğurmanız lazım. O zaman hiçbir şey olmuyor. Çok güzel tutuyor kıvamı. Bakın şimdi yoğurdum. Ellerimi yıkadım. Yanında o kasedeki su duruyor. Elimizi arada bir batıracağız. Şöyle bakın fındık büyüklüğünde yaptım. Böyle yuvarlıyorum. Ben bir taraftan da tencereye su koymuştum, kaynatıyordum. Ee, şöyle bir buçuk iki litreye yakın su koyabilirsiniz tencereye, kaynasın o. Bakın su kaynadı. İçerisine biraz tuz atacağım. Bir tatlı kaşığı kadar attım. Tabii ki tuz her zaman sizin damak zevkinize göre. Hani bundan fazla da atabilirsiniz, az da. Şimdi kaynamış suyun içerisinde köfteleri bırakıyorum. Bakın çok güzel oldu hiçbirbirine yapışmıyor. Birazdan göreceksiniz tencerede de hiç asla dağılma, parçalanma olmuyor köftede. Şimdi çok fazla karıştırmayalım. Bir kere ben böyle karıştırdım ve kaynamaya bıraktım. Şöyle bir 15 dakika kadar toplamda kaynattım köfteyi. O kaynarken ben şöyle kenarda bir sos hazırlıyorum. Bu sos çok güzel, çok lezzetli oluyor. Özellikle böyle yoğurtlu salatalarda filan Çok güzel. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tereyağı. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber koydum. Gördüğünüz gibi ceviz kırdım. Şöyle bir 4-5 tane. Yağ ısındıktan sonra cevizi içerisine atacağım. Cevizi elimle böyle birkaç parçaya böldüm. İri kalsın. Cevizi ilave ettikten sonra böyle bir dakika kadar tuttum. Ve altını kapattım. Çok fazla böyle kavurmayın. Şimdi artık köfteleri alacağım. Bakın almadan önce bir gösteriyorum. Sizlere hiç dağılma, parçalanma yok. Çok güzel oldu, çok lezzetli. Böyle servis tabağına aldım. Büyük bir kaseye de yoğurt koydum. İsterseniz yoğurda sarımsak koyabilirsiniz. Ben eklemedim. Şöyle birazcık tuz attım bir çay kaşığı kadar. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ben yoğurdun katı kısmını kullandım. Şimdi bunu köftelerin üzerine dökeceğim ama birazcık soğuttum köfteleri. Hani çok soğuk dökerseniz, çok sıcak dökerseniz yoğurt kesilebilir. Şöyle kaşıkla her tarafına gezdiriyorum. Şimdi hazırladığım sostan üzerine gezdiriyorum. Ve gördüğünüz gibi yoğurtlu bulgur köftesi hazır. Çok güzel oldu görüntüsü, şahane. Mutlaka deneyin. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.